Dergaha girer girmez, ben tabii dergahı tanıdım hemen. Bu benim rüyamda gördüğüm yer diyor. Ama dikkat edilmesi gereken şurası ki, ben ne Nazım Kıbrıs'ı bilirdim o zaman rüya gördüğüm zaman, istihareye yattığım zaman, ne Kıbrıs'ta bir dergah olduğunu bilirim ne bir şey. 20 yaşındayım o zaman. Bu olaydan 6 sene öncedir. Hiç haberim yok. Dergaha gittiğim zaman burası benim rüyamda gördüğüm yerdir, tanıdım hemen zaten. Ama gördüğüm zat kim? Sonra orada resimlere bakarken büyük şey Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin resmini gördüm. Dedim işte bu benim rüyamda gördüğüm zat. Acayiptir. O resmi bir daha orada göremedim. Duvarın içinde resimler vardı. Ondan sonra konuşuyorum Tahsin abiyle. Bu resimleri değiştiniz mi? Yok, değişmedik diyor. Bu dergah kurulları böyle böyle bu resimler. Burada hep Mevlana Hazretleri'nin resmi var. Ben orada Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin resmini gördüm halbuki. Sonra Mevlana Hazretleri geldi, şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri. Elini öptük. Beni ilk gördüğü zaman demişti, bu heybetli adam da kimdir? Ondan sonra elini öptük. Tabii biz daha henüz ham olduğumuz için oradaki bazı şeylere kızdık. Elim bazen insanın yanlış yönlendirir. Hilimle yol alması lazım biraz. Kızdık tabii ki orada. Sinirlendik, döneceğiz. Gazap çok önemlidir. Sinirine hakim olmak. Tarikat-ı Aliye dersinde ilk verirken insan ne dedi? Öfkene hakim olacaksın. En önemli şey. Neden? Bütün kötü ahlaklar bununla girer insana. Gazapla. İnsan sinirlendiği zaman diyor, şeytan diyor, kendi söylüyor. Çocuğun topla oynadığı gibi oynarım onunla. Oynadı bizi orada bir. Döneceğim geri artık. Öyle sinirlendim ki. Allah Allah. Allah Allah. Tabii Mevlana Hazretleri bize şeyi takmış, zinciri takmış. Döneceksin ama para yok. Biz şimdi cebimize 100 milyon şey koyduk. Haçlık koyduk. Orada bize yeter diyoruz biz. Para harcayacak değiliz. Dergah kadar taksi götürdü, bizi 100 milyon aldı zaten. Parasız da kalsak orada çekeriz bir yerden diyoruz. Nerede orada para çekecek yer yok ki? Yani paramız olsa cebimizde, hepsi takdiri ilahidir. Hemen döneceğiz. Paraya dönemiyoruz. Kaldık orada. Yatsıdan sonra oldu. Abi dedi ki, ya buraya kadar gelmişken görüşelim dedi. Ondan sonra söyledik neyse oradaki şeye, Tahsin abiye. Soktu bizi içeriye. İçeriye işte o edepsizliğimiz bizim orada oldu. Oradaki bazı şeylere kızdık. Hani rüyamızda bir edepsizlik yapmışsın diyorlar ya bize. O edepsizliğimiz orada oldu. Onun için içeriye girer girmez Mevlana Hazretleri Tahsin abiye bizim yanımızda kızmıştı bayağı bir. Tabii biz hiç ses etmedik. Oturduk orada.